mayalı patatesli tava böreği yapıyoruz sizlere bugün. Kendimiz açacağız, kendimiz saracağız, kendimiz pişireceğiz. Ev yapımı güzel bir börek olacak. Kendimiz yemeyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Buradaki arkadaşlarımız yiyecek. Evet, çoğunu onlar yiyecek. Biz de onlarla artık payımıza düşeni yiyeceğiz. Artık. Evet, öyle yapalım. Mayalı patatesli tava böreğimiz için malzeme listemizi bekliyoruz. Şimdi ekranlarınıza arkadaşlarımız verecek. Ben yavaş yavaş vereyim isterseniz malzeme listemizi. Evet, bakın geldi. 500 gram un kullanacağız. Yarım su bardağı yoğurt kullanıyoruz. Ay, hasta da değilim aslında. Neden böyle oldum bilmiyorum. Allah şifa versin, evet. Sağ olun. 2 yemek kaşığı maya kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, toz şeker ve tuz kullanacağız. Bu böreğimizin hamuru için. Hamur için, evet. Bir de böreğimizin iç malzemesi var. İç malzememiz için de 5 adet patates, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı, pardon 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Onu da yani, patatesin iç malzemesine kullanacağız. Evet, tamam, iç malzemesine kullanacağız. Mayalı patatesli böreğimiz şu evet, an. Evet, ben şimdi patateslerimizi size vereyim Ayşegül Hanım. Patateslerimiz güzelce bir şekilde haşlanmıştı. Sevgili izleyicilerimiz onları şimdi soyması için Ayşegül Hanım'a verdik. Şimdi Ayşegül Hanım yavaş yavaş patateslerimizi soysun. Biz de ne yapalım? Şöyle gördüğünüz gibi hemen unumuzu alalım yanımıza doğru gördüğünüz gibi. Ondan sonra tuzumuz ve toz şekerimiz ve ondan sonra yarım su bardağına yakın bizim yoğurdumuz ve mayamız. Şimdi ilk önce ne yapalım? Şöyle hemen unumuzu şöyle burada 2,5 su bardağı, gerçi biz 500 gram dedik ama 2,5 su bardağı unumuz sevgili izleyicilerimiz. Siz de aynı şekilde hesaplarsınız. 2,5 su bardağı unumuzu şöyle geniş bir kabımızı içine koyduk. Ve hemen şöyle mayamızı da içine ilave ediyoruz. Yaş mayamızı. Şöyle mayamızı içine ilave ettikten sonra hemen tuzumuzu. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Ve ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar toz şeker. Şöyle içine ilave ettik. Toz şeker ve tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle yoğurdumuzu. Gördüğünüz gibi hemen şöyle yoğurdumuzu içine ilave ediyoruz. Ve başlıyoruz şöyle yavaş yavaş yoğurmaya. Hemen güzelce bir şekilde şöyle hamurumuzu yoğuracağız. Evet. Çok hafif biraz da su da kullanacağız sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle hamurumuzu iyice bir yoğuralım. Evet, ben de ne yapayım? Patatesleri soyayım bir yandan. Evet. Kabukları da çok güzel görünüyor hani ama işte patates biliyorsunuz maalesef böreğin içine gireceği için evet. Soymalıyız tabii ki. Ama ne yapacağız? Önümüzdeki günlerde patatesi kabuklu bir şekilde, öyle değil mi usta? Evet. Güzel böyle yemekler hazırlayacağımızı söylemiştik patatesten özellikle. Biliyorsunuz burada biz ne dedik? Patatesle ilgili çok güzel bilgiler paylaştık sizlerle ve aslında patatesin vitamininin çoğunun kabuğunda olduğunu, elimizden geldiğince güzel bir şekilde bunu temizleyip evet. Sonrasında işte kabuklu pişirebileceğiniz yemeklerde ne yapın? Patatesinizi tabii ki kabuklu bir şekilde tüketmeye dikkat edin. Evet, aslında biz onu görsel olarak burada sevgili izleyicilerimize göstereceğiz Ayşegül Hanım. Onu nasıl yapıyorlar? Güzelce bir şekilde patatesimizi yıkıyoruz. Ondan sonra dilimler halinde patatesimizi iyice bir doğruyoruz. Doğradıktan sonra içine tuz, karabiber, az bir şey pul biber ve kekik. İsterseniz nane de kullanabilirsiniz. Bunları da içine ilave ettikten sonra az bir şey yağla beraber hemen fırına atıyorsunuz. Ve fırında o güzelce bir şekilde piştikten sonra hemen hazırlanmış oluyor sevgili izleyicilerimiz. Şöyle yavaş yavaş hamurumuza şekil almaya başladı gördüğünüz gibi. Evet, güzel bir tarif verdin tabii ki usta. Ben de şunu ekleyeyim. Şimdi bol suyla yıkayacağız patatesimizin kabuğunu. Ama bir de ne yapalım? Haliyle şimdi biliyorsunuz toprakta yetişiyor. Toprağın altından çıkıyor patates. Ve içerisinde yani kabuğunda bir sürü ne yapıyor? Çamur ve toprak ihtiva ediyor. O yüzden ne yapacağız? Özellikle temiz bir sünger, bulaşık süngeri varsa ki bunu ne yapın? Böyle ayrı bir kenara koyun. Her zaman onunla patateslerinizi temizlersiniz. Süngerin böyle o sert tarafını güzel bir şekilde böyle ovarak yıkayıp temizleyeceğiz. O zaman içiniz rahat bir şekilde, bakın ne kadar güzel
Evet, sevgili Fatih kardeşim de gösteriyor. Evet. Çok ince soymakta fayda var. Böyle zar gibi soyacağız ki ne yapsın, vitamini de kaybolmasın. Evet, o şekilde temizleyip tüketebilirsiniz. Evet. Şöyle hamurumuza sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hemen şekil almaya başladı. Ve şöyle biraz daha yoğuralım hamurumuzu. Şöyle mayalı olduğu için hamurumuzu biraz fazla dinlendirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz sevgilicilerimiz, biz bütün hamur çeşitlerimizi burada yapıyoruz. Siz görün diye, ama aslında hamuru biraz erken yapıp dinlendirmemiz gerekiyor. Siz bunu yaptığınız zaman mutlaka 10-15 dakika bir süre verin ve hatta 20 dakika bir süre verin. Hamurunuz ne kadar dinlenirse o kadar güzel olacak ve o kadar güzel bir şekilde pişimi sağlayacaksınız. Biz de hemen şöyle hamurumuzu hazırladık. Evet, şöyle az daha biraz karıştıralım. Bundan sonra evet, şöyle alalım yanımıza doğru. Evet. Tabii şimdi bir de kuvvet gerektiriyor. Güzel hamur açmak sadece. İnsanı yoruyor değil mi? Yorar tabii usta. Artık hani hep diyoruz ya, mutfağa giren terler tabii ki. Evet. Yorulacağız ki güzel böyle sonuçlar elde edelim. Bir de şu var değil mi? Yani hamur işi yapacağımız zaman her zaman ne diyoruz? Hamurda kullanacağımız bütün malzemeleri en az bir yarım saat, 40 dakika öncesinden oda sıcaklığında bekletir. Öyle değil mi? Evet. O şekilde kullanmalıyız. Daha güzel bir sonuç elde ederiz tabii ki. Evet, şöyle biz de yavaş yavaş hemen. Aslında bunu sevgili izleyicilerimiz, isterseniz tavada da kızartabilirsiniz. Ama biz tavaya gerek kalmayacak. Şimdi bunu robotumuza pişireceğiz. Hemen ne yapalım? Şöyle robotumuzu güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi hazırladık. Bunda su kullanmanıza gerek yok biliyorsunuz. Sadece ızgara pişirdiğinizde su kullanıyoruz. Ama hamur çeşitlerinde suya gerek yok. Ne yapıyorsunuz? Sadece robotunuzun altını yakıyorsunuz. O güzelce bir şekilde ısınıyor. Ve hamur çeşitlerini ne hazırlasanız hazırlayabiliyorsunuz. Biz de bir gün ne yapacağız? Güzelce bir şekilde hamurumuzu robotumuzda yapacağız. Yani kızartma yapıyoruz. Evet. Evet, şöyle kızartma yapacağız. Zaten hep anlatıyoruz. Envai çeşit ızgaralar, börekler, hamurlar, yemekler yapıyoruz. Bir de şimdi ne yapacağız? Böreğimizi kızartacağız. Orada kızartalım. Hem de çok güzel bir şekilde olacak, hazırlanacak. Şimdi Ayşegül Hanım bize patateslerimizi hazırladı sevgilicilerimiz. Patateslerimizi hazırladıktan sonra biz şöyle hemen ne yapalım? Tenceremizi alalım. Şöyle tenceremizi ocağa koyuyoruz. Hamurumuz yavaş yavaş dinlensin. Şöyle ocağa koyduktan sonra altını açtık. Patatesleri haşlamıştık. Başka ne haşlayacağız usta? Evet. Başka ne haşlıyoruz? Hayır, normal soğanla beraber güzelce bir şekilde kavuracağız tamam, ya Şegül Hanım. Tamam, tamam. Şöyle. Fatih'im şöyle hemen yağımızı koyalım değil mi kardeşim? Şöyle yağımızı koyduk. Bir adet soğanımızı alalım. Soğanımızı ufak ufak doğruyoruz. Evet. Şöyle iç malzemesine geçiş yaptık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ne yaptık? Patateslerimiz hazırlandı. Hamurumuz hazırlandı. Hamurumuza neler kullanmıştı bir daha sayalım. Yarım su bardağı yoğurdumuz vardı. 500 gram diye unumuzu belirtmiştik ama 500 gram sevgili izleyicilerimiz 2,5 su bardağı unu hemen hemen denk geliyor. Siz 2,5 su bardağı ununuzu koyun içine. 500 gram hemen hemen gelecektir. Önce ne yapıyoruz? Ununuzu geniş bir kabın içine koyuyorsunuz. Ondan sonra tuzunuzu ve toz şekerinizi içine ilave ediyorsunuz. Bir paket yaş mayanızı içine ilave ediyoruz. Ve az bir şekilde su kullanabilirsiniz. Suyla beraber hamurumuzu yoğuruyoruz ve dinlemeye bırakıyoruz. Siz bunu hamurumuzu hazırladığınız zaman evde mutlaka buna 20-25 dakika bir süre tanıyın. O güzelce bir şekilde hamurumuz dinlensin. Şimdi de biz de şöyle soğanımızı doğrayalım. Şöyle soğanımızı doğradıktan sonra hemen ne yapıyoruz? Tenceremize ilave edelim. Peki usta, şimdi biz ne yaptık? Patatesleri haşlamıştık. Soğanları da kavuracağız. Şimdi güzel bir iç malzeme hazırlayacağız ama biz eğer soğanları çiğden yapsak nasıl olacak? Zaten böbrekleri kızartıyoruz. Sadece ben bu alternatif olarak soruyorum. Aslında yani. Aslında soğan kullanmak isteyen sevgili izleyicilerimiz kullanabilir. Veyahut da kullanmak istemeyen kullanmayabilir de. Ama soğan bu tür şeylerde çok farklı bir lezzet veriyor. Çok farklı bir tat veriyor. Eğer çiğ de yaparsan soğan bu sefer kullanmayacaksınız Ayşegül Hanım.
ne yapacaksınız? Patateslerinizi yağınızın içinde kavuracaksınız. İçine pul biber, tuz, karabiber, baharatlarınızı içine verdikten sonra onu güzelce bir şekilde hemen hazırladığınız hamurunuzun içine ilave edip onu güzelce bir şekilde kapatıp kızartabilirsiniz. Veyahut o şekilde yapmak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen önce soğanlarınız pembeleşinceye kadar kavuracaksınız. Ondan sonra patatesinizi içine ilave edeceksiniz. Ondan sonra salçamızı ve baharatlarımızı verdikten sonra iç malzememiz hazırlanmış olacak. Evet, şöyle bekliyoruz. Hadi şöyle bakalım. Şöyle hamurlarımızı da hemen şöyle bezelere bölelim. Şöyle. Evet, şimdi ustamız hamurlarımızı güzel bezelere ayırıyor. Bir evet. Telefonumuz var. Ben de alo diyorum. Alo. Aşk olsun. Hemen kapattılar. Hemen kapattılar. Çok mu bağırdınız Ayşegül? Hayır, bu sefer bağırmadım aslında. Belki de bağırmadım diye öyle oldu. Öyle mi oldu diyorsun? Herhalde bağırmadım. Öyle oldu. Evet. Bak ne kadar üzüldüm. Şimdi böyle gözyaşlarım akmaya başladı. Üzmeyin beni. Hem arıyorsunuz hem de telefonu kapatıyorsunuz. Zannedersem hat düştü. İnşallah izleyenimiz bir daha ulaşmaya çalışsın bizlere. İnşallah. Şöyle sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi hemen 7 tane beze çıktı hamurumuzdan. Şöyle güzelce bir şekilde toparlıyoruz. Şöyle hemen tezgahımızın üstüne koyalım. Yavaş yavaş hamurlarımız dinlensin. Biz de iç malzememizi hazırlayana kadar şöyle hamurlarımızı dinlendirelim. Evet. Şöyle yavaş yavaş robotumuz da ısınacak. Evet. Bize güzelce bir şekilde. Robotumuz ısınırken ben bir alo daha diyeceğim. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Merhabalar. Hayırlı akşamlar canım. Hayırlı akşamlar. Ben İzmir'den arıyorum. Hoş geldiniz Fatma Hoş Hanım. Hoş bulduk canım. Nasılsınız? Hamdolsun canım. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Allah hepimize razı olsun yavrum. Şimdi bizim Türk milleti gerçekten çok böyle içten, samimi, o kadar güzel konuşuyor ki. Hani kendi için istediğini de her zaman başkasına ister. Bu bir evet. Gerçek. Bizde de bir telefon alışkanlığımız var. Vedalaşırken böyle çok uzun vedalaşmayı seviyoruz. Hepimizde evet. Bu. İşte Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Allah görüşürüz. Yardımcınız olsun. Ama bu, hakikaten bu çok mutlu ediyor. Neden? Çünkü telefonu kapatmak istemiyorlar. O yüzden bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten hem Fatma Hanım'a hem de Fatma Hanım gibi bizlere ulaşan bütün izleyenlerimize. Evet, şimdi ne yaptık usta? Soğanlarımızı kavurduk. Evet. Ondan sonra haşladığımız patateslerimizi tenceremizin içerisine güzel bir şekilde rendeliyoruz. Şöyle kalın olmasın diye güzelce bir şekilde şu anda rendeledik Ayşegül Hanım. Evet. Siz onu isterseniz yavaş yavaş karıştırın. Şöyle hemen salçamızı da içine ilave edin. Tamam. Salçalı yapıyoruz. Evet, şöyle. Farklı bir börek olacak bakın. Hem kızartacağız. Evet. Hem hamuru mayalı, hem patatesli, hem soğanlı, hem salçalı, hem de komple mutfak farkıyla olacak inşallah. Evet, Berkecan da yakına geldi yine bak. Böyle Berkecan, acıktı evet. Galiba. Berkecan acıktı herhalde. Yanımıza doğru geldi. Şöyle gelsin o. Berkecan nasılsın? İsmini kimden almıştı Ayşegül Hanım Berkecan? Babasından, vallahi dedesinden ben, mi almıştı? Yani Berkecan'ın yalancısıyım. Dedemin adı Berkecan dedi. Ben böyle şoka girdim. Öyle mi diye? Bilmiyorum artık böyle. Hani milenyumda doğmuş herhalde. Evet, şimdi bir yandan da baharatlarımızı atıyoruz. Sevgili izleyenler, salçamızı koyduk. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. Ondan sonra haşladığımız patateslerimizi içine ilave ettik. Soğanlarımızla beraber kavurmaya devam ettik. Ondan sonra ne yaptık? İçine salçamızı ilave ettik. Şimdi de baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharatlarımıza ne kullandık? Tuzumuzu koyduk. Şimdi az bir şey karabiber. Karabiberimizi çok fazla kullanmayacağız. Çünkü karabiberimiz hem ne yapıyor? Midede yanma ekşime yaptığı için karabiberi çok fazla kullanmıyoruz. Şimdi şöyle Ayşegül'ün çok sevdiği, vazgeçemediği, rüyasında sayıkladığı pul biberimizden de içine ilave edelim. Piyasada, yavaş ya. Piyasada bırakmadı. Evet, sizin yüzünden Ayşegül Hanım pul biberine de zam geldi. Vallahi siz yani zaten öyle bir bana yapıştırdınız ki bu pul biber sevdasını. İnsanlar beni görünce artık böyle pul biberi hatırlıyorlar. Öyle mi? Öyle diyorsunuz aslında, her defa aslında. O zaman güzel olmuş aslında. Yani her yani defa bir olmanız çok güzel. Rüyalarında gördüğü diyorsunuz. E tabii şimdi acı anılmak kötü bir şey ama artık yapacak bir şey. Ama bu güzel acı yani. Tamam, güzel acı. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Acıyı seviyoruz. Evet. Allah başka acılar yaşatmasın. Amin. Şimdi yavaş yavaş gördüğünüz gibi sevgili izleyenler, şu anda iç malzememiz de hazır. Onu ne yapalım? Şöyle bir tabağımıza alalım Ayşegül Hanım. Alalım efendim. Onu yavaş yavaş şöyle. Yalnız bu da kuvvet gerektiriyor. Evet, yani şöyle. Yani gerçekten kuvvet gerektiriyor. Şöyle alalım tabağımıza isterseniz. Buyurun. Teşekkür ettim. Rica ederim efendim. Yardım edeyim mi? Şöyle.
Hemen gördüğünüz gibi sevgilicilerimiz patateslerimizi de hazırladık. Şöyle Berkecan çevireyim de sen de gör. Gördüğün gibi çok kullanışlı bir tenceremiz var değil mi Berkecan? Aynen. Evet. Şöyle hemen patateslerimizi geniş tabağımıza koyduk sevgilicilerim. Onlar da biraz yavaş yavaş soğusun. Size şöyle vereyim Ayşegül Hanım. Bir yandan da hamurlarımız, sevgilicilerimiz hazırlandı şu anda. Biraz dinlendi. Ama siz eğer bunu evde yaparsanız biraz daha fazla dinlendirin. Hamurunuz daha güzel olacak. Şunu ama biliyorsunuz ben. Bizim burada çok fazla bir zamanımız yok. 1,5 saat gibi bir zamanımız var reklamlarla beraber. Onun için çok fazla zamanımız olmadığı için fazla bekleyemiyoruz. Hemen evet, şöyle. Arada yine 5-10 dakika dinlendi. O da yeterli olacaktır. Evet. Şöyle. Şimdi hamurumuzu açacağız. Ondan sonra güzel güzel doldurup ne yapacağız? Robotumuzu da kızartacağız. Ama bir telefonumuz daha var. Tamam. Usta sen bir yandan açarken ben konuşayım istersen. Alo. İyi akşamlar Ayşegül Hanım. İyi akşamlar. Sayan Hanım mı? Sayan. Sayan Hanım hoş geldiniz. Sağ olasın. Nasılsınız efendim? Çok şükür Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Evet. Ankara'dan arıyorsunuz. Evet. Evet, nasıl Ankara? Ankara soğuk Ayşegül Hanım. Evet, çok güzel. Sayan Hanım'ın beni mutlu eden tarafı ne oldu biliyor musun? Dünkü yaptığımız yemeği hemen yapmış. Evet. Çok önemli bir Ama nasıl olmuştu dünkü yemeğimiz Ayşegül Hanım? Gerçekten güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Teşekkür ettim. Şöyle ben hamurları yavaş yavaş açayım Ayşegül Hanım. Aslında ben farklı bir şekilde açmak istedim ama şöyle neden? Güzelce bir şekilde açtık. Robotumuzu altını istersen bir açalım. Evet, ondan sonra robotumuzu açmak istediniz de böyle açtınız usta? Aslında ben farklı bir boyutta yapacaktım ama neyse değişik yapalım şöyle. Tamam. Yağ kullanmayalım istese Ayşegül Hanım. Yağ kullanmıyorum. Kullanalım mı? Yani kızartma yapacağız dedik ama siz bilirsiniz. Tamam. İsterseniz tamam, az bir şey. Biliyorsun robotumuza kesinlikle gerek yok ama az bir şey isterseniz kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle. Usta beni şimdi çelişki de evet. Bırakıyorsun. Yani zaten robotumla ilgili hiçbir çelişki yok biliyorsun. Evet. Her zaman ne yapıyoruz? Yağlı yağsız her şey yapabiliyoruz robotumuzda. Aman seni kırmayalım. Hem yağlı yapalım hem yağsız yapalım. Tamam yapalım şöyle. Sen farklı boyutta yapacak mısın madem? Biz de sana farklı boyutta robotumuzu kullandıralım. Olur tamam mu? Öyle yapalım. Hadi bakalım. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi şöyle yavaş yavaş iç malzememizi koyuyoruz hamurumuzun içine. Ondan sonra hamurumuzu kapatıyoruz. Şöyle. Kapattıktan sonra kenarlarını güzelce bir şekilde şimdi ayarlayacağız kenarını. Şöyle. Bıçağımızla. Ben şimdi sen ne demek istediğini anladım usta. Şimdi anladınız mı? Anladım ama iki tane evet. Robotumuz var biliyorsun. Ne yapalım? İki robotumuzu kullanalım. Tamam o da olur. Birinde böreğimizin yarısını kızartalım. Yarısını da gözleme tarzı böyle güzel güzel evet. Ne yapalım? Pişirelim. Tamam. Şöyle o zaman diğer robotumun altını da açıyorum. Şöyle sevgilerimiz gördüğünüz gibi hemen hamurumuzu kenarını şöyle güzelce bir şekilde tutturduktan sonra ne yapalım? Şöyle hamurumuzu alıyoruz. Ve ondan sonra güzel robotumuza koyuyoruz. Şöyle görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Ne kadar güzel bir pişirimle sağladığını ve ne kadar pratik bir şekilde pişirimle sağladığını görün. Kesinlikle sevgili izleyicilerimiz ne isterseniz canınız ne isterse gönlünüz ne isterse her şeyi hazırlayabiliyorsunuz. Bunları isterse yağlı isterse yağsız çok güzel pişirimle sağlıyor ve biliyorsun hem elektrikli hem tüplü alternatifi de bize çok kolaylıklar sağlıyor. Bir yere gittiniz ne yapacaksınız? Hemen altını güzelce bir şekilde kapatıp gidip işinizi gördükten sonra hemen de gelip aynı kaldığınız yerde devam edebilirsiniz. İçinde pilavınız olabilir, ızgaranız olabilir, etiniz olabilir. Onu ne yapacaksınız? Kapağını güzelce bir şekilde kapatıp altını kapatın ve geldikten sonra tekrar altını açıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yardım istiyordun usta. İstersen ben önlüğümü taktım. İyi yapmışsınız Ayşegül Hanım. Hamurda da sana yardım edebilirim. Tamam. Mutfağımızda teşrif ettiler, bizleri ziyarete geldiler. İnşallah kendisiyle ilgili çok güzel şeyler konuşacağız. Kendisiyle güzel sohbet edeceğiz. Mutfağa dair, iş yaşamına dair, aileye dair. Sayın Yusuf Keskin, iş adamı kendisi. Ankara'da ikamet ediyor. İstanbul'a gelmişken ayağının tozuyla buralara kadar geldi. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizlerin tabii ki bizleri ziyareti çok mutlu etti. İyiyiz. Mutfağımızda güzel yemekler hazırlıyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Sizlere de teşekkür ederim. Aa, ne demek? Biz her zaman diyoruz zaten buradan sevgili izleyenlerimize de. Mutfağımızın kapısı sonuna kadar açık. Hatta ustamız diyor ki kapıyı söküp attık. Gelin. Kesinlikle öyle. Türk insanını biliyorsunuz zaten. Misafirperver anlatmaya gerek yok. Sizler de öylesiniz zaten. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet. Şimdi Yusuf Bey çok güzel bir börek hazırlıyoruz biz. Hem böreğimizi anlatalım hem de size soralım bakalım mutfakta neler yapıyorsunuz? Siz de mutfakta ne kadar ilgilisiniz? İnşallah onlara da değineceğiz. Şöyle. Evet, ne yaptın usta? Şimdi kızarıyor börekler. Şimdi böreklerimiz yavaş yavaş kızarıyor ve ne kadar güzel bir şekilde kızardığını sevgili izleyicilerimize biraz sonra da göstereceğiz. Yavaş yavaş şöyle böreklerimiz kızarsın Ayşegül Hanım. Tamam. Ben de diğerlerini hazırlayayım. Siz yavaş orada ilgilenirken ben de şöyle bir yandan hamurlarımızı açalım, bir yandan da kızartalım böreklerimizi. Harika. Mayalı patatesli tava böreği yapıyoruz dedik zaten. Usta evet. Neler kullandık? Şöyle bir hamurumuzu anlatalım, iç malzememizi anlatalım. Bir yandan açıyorsun, bir yandan ben kızartırken. Evet. Şimdi seyircilerimiz neler kullandı bir daha hatırlatalım size. Biz 500 gram un kullandık. 2,5 su bardağı un demek yani. Ondan sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker içine ilave ettik. Bir paket biz maya kullandık. Ondan sonra yarım su bardağı kadar da yoğurdumuz vardı. Onun içine ilave ettik. Hamurumuzu güzelce bir şekilde yoğurduk ve az bir şey de su kullandık. Suyumuzla beraber hamurumuzu yoğurduk ve dinlemeye bıraktık. 7 tane bezeye böldük ama siz isterseniz farklı bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımızı açtıktan sonra kenara bıraktık. Hamurumuz yavaş yavaş dinlensin. Hamurumuz dinlenirken biz de ne yaptık bu arada? 5 adet patateslerimizi iyice bir haşlamıştık sevgili izleyicilerimiz. Onu haşladıktan sonra hemen ne yaptık? Patateslerimizi soyduk, hazırladık. Ondan sonra bir adet soğanımızı tenceremize koyduk yağımızla beraber. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavruldu. Kavrulduktan sonra patateslerimizi içine ilave ettik. Ve ondan sonra hemen patatesimizi içine ilave ettikten sonra içine bir yemek kaşığı kadar da salçamızı ilave ettik. Ondan sonra tuz, karabiber ve pul biber baharatlarımızı içine ilave ettikten sonra hemen iç malzememiz de hazırlandı. Ve ondan sonra hamurumuzu güzelce bir şekilde hemen açıyoruz ve patatesimizi de içine koyuyoruz. Ondan sonra da robotumuza sevizcilerimiz onu güzelce bir şekilde hemen kızartıyoruz. Bir yandan şimdi Ayşegül Hanım onları kızartırken ben de şöyle hamurlarımızı gördüğünüz gibi 7 tane bezemizi ayarlamıştık. Ve şöyle hemen açtıktan sonra gördüğünüz gibi sevizcilerimiz içine patateslerimizi de koyuyoruz. Şöyle. Siz farklı bir şekilde de farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Ama patates kullanırsa çok daha farklı olacak ve lezzetli olacak. Şöyle patateslerimizi her tarafına gelecek şekilde hafiften şöyle döküyoruz. İç malzememizi koyduktan sonra hamurumuzu şöyle iyice kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Hamurumuzu şöyle kapattıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle ben Ayşegül Hanım'a verelim. Hop. Şöyle robotumuza sevgili izleyicilerimiz koyup hemen güzelce bir şekilde kızartmalar yapıyor. Sadece biz biliyorsunuz. Bu arada usta biz kızartma yapacağız dedik ya insanların hani zihninde şöyle bir şey canlanmış olabilir. Dolduracağız iyice tavamızı ondan sonra kızartmayı öyle yapacağız. Yağ mı dolduracağız? Kesinlikle hayır bizim robotumuzda öyle bir şey gerek yok. Gerek yok çok tabii az ki. Bir şey yani bir yemek kaşığı bile yağ olsa size yetecekse sevgili. Hem tavası çok kolay hem pratik. Kolay pişirme sağladığı için kesinlikle aşırı bir şekilde yağ doldurmanıza da gerek yok. Zaten hamurumuzu da görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ne kadar güzel bir şekilde kızarttığını zaten gösteriyoruz bunları birebir yapıyoruz. Siz de görün diye sevgili izleyicilerimiz. Kesinlikle biz ekran arkasında yaptığımız hiçbir şey yok. Bunları birebir hazırlıyoruz siz de görün diye. Ve hamurlarımız da ne kadar güzel bir şekilde piştiğini şöyle gösteriyoruz size. Yavaş yavaş Ayşegül Hanım hazırlasın. Ben kızartma sevmiyorum. Ne yapacağız şimdi? O zaman siz kızartma sevmiyorsanız ikinci robotumuzu bir yakın Ayşegül Hanım. Yaktım şöyle efendim. Çok evet, hazır o bekliyor. O zaman ben şimdi size hamurumuzu verelim. Oradan hazırlayın. Tamam. Bir de ne yapalım? Evet. Şöyle güzel yağsız bir şekilde de yine pişirimler yapalım sizlerle beraber. Evet. Şimdi bak Ali Bey ta Ankara'dan kalkmış gelmiş sağ olsun bizleri ziyarete. Az önce zannedersem Ali Bey'in sesi yayına gitti mi arkadaşlar? Öyle bir problem yaşadık. Ufak bir sorun yaşadık. Yusuf Bey. Evet Yusuf Bey kusura bakmayın. Dedik ki Yusuf Bey için Ankara'dan geldi iş adamımız. Kendisi turizm sektöründe öyle değil mi? Turizm ve akaryakıt. Evet akaryakıt sektöründe güzel işlere imza atıyorlar. Şimdi mutfağa geldiniz tabii ki onlarla ilgili konuşacağız ama öncelikle biz mutfakta yemeklerle ilgili sohbet ediyoruz. Ankaralıyız değil mi aslen? Ben aslen Malatyalıyım. Malatyalısınız çok güzel. Evet, şimdi yani Malatyalı olarak artık yani bilmiyorum mutfakla ilgili ne soracağım. Malatya'nın mutfağı da güzeldi. Evet. Daha çok ama bulgur ağırlıklı zannedersem. Bulgur.
İşte et ağırlıklı, bulgur ağırlıklı. Evet. Yöresel yemekler o zaman. Tabii var. Harika. Evet şöyle. Peki giriyor muyuz mutfağa Yusuf Bey? Mutfağa giriyorum. Giriyorsunuz. Mutfağa girdiğimde genelde pazar günleri. Evet çok güzel. Sabah kahvaltısını branş olarak ben hazırlıyorum. Harika. Eşime ve çocuklarım. Maşallah evet. Bizim Malatya'nın kendine has bir özel gövelek deriz, mantarı var. Hafif yağladınız mı Ayşegül Hanım? Kendine has özel bir mantarı var. Evet. Bu mantarı ben tereyağında yapıyorum. Yumurtayı da katıyoruz ve onunla bir kavuruyoruz böyle. Çok lezzetli ve çok güzel olur. Harika. Bir de yine biber yapıyoruz. Bu da şey, omlet şeklinde. Hı hı. O da özel bir şey. O da benim kızlarım çok beğeniyorlar. Maşallah. Baba sen, anne sen yapma babamız yapsın diyorlar. çok güzel gerçekten evet. Hem iş adamı. Güzel bulgur pilavı yaparım. Hem bir beyefendi mutfağa bulgur. Girip böyle. Evet. Çok güzel bulgur pilavı yaparım. Beğenirler yani çocuklar fevkalade beğenir. Yani kendi şeyimize göre biz onları yapıyoruz. Eşim analı kızlı Malatya'nın yöresel yemeğidir. Hı hı. Onu yapar. Fasulye yaprağı sarması yapar. Efendim lahana sarması yapar. İçli köfteler yapar. Bu analı kızı dediğimiz hem içli köfte oluyor evet, hem de nohutlu küçüğünden. Tabii tabii. Yani tiritli. Ayşegül Hanım biz ne yapalım? Biraz sonra Yusuf Bey'i yanımıza evet. alalım. Güzel büfteklerimizi Yusuf Bey'e yaptıralım. Tamam yap. Değil yoksa bulgur yapalım, mu yaptıralım sen. Diyecektim. Hayır, hayır. Yok büftek yaptıralım. Güzelce bir şekilde büfteklerimizi bir yapsın bakalım. Tamam tamam. İnşallah yaptıralım. Evet, şimdi siz bu yemekleri yaparken bir de herhalde güler yüz ve sevginizi de katıyorsunuz. Onun için lezzetli oluyorsunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz şöyle bir gösterelim tekrar neler yaptığımızı ve hangi malzemelerimizi kullandığımızı siz de görün. Hamurumuzu güzelce bir şekilde açtık. İç malzememizi içine koyduk. İç malzememizde neler vardı bir daha anlatalım size. Önce patateslerin 5 adet patatesimiz vardı. Onu güzelce bir şekilde aldık, soyduk. Ve soyduktan sonra 1 adet soğanımızı hemen ne yaptık? Tenceremize hafif yağla beraber güzelce bir şekilde pembeleşene kadar kavurduk. Onu kavurduktan sonra ne yaptık? Üzerine patateslerimizi rendeledik, üzerine ilave ettik. Ve patateslerimizi rendeleyip üzerine de ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı kadar salçamızı ilave ettik. Ve ondan sonra tuz, karabiber ve pul biber baharatlarımıza verdikten sonra iç malzememizi hazırladık. Ondan sonra bezelere ayırdığımız sevgili izleyicilerimiz hamurumuzu güzelce bir şekilde hemen merdanemizi açtık. Ve onu siz ne yapabilirsiniz? İsterseniz güzelce bir şekilde elinizle de açabilirsiniz ama böyle farklı da hazırlayabilirsiniz. Şöyle hamurumuzu açtıktan sonra iç malzememizi koyuyoruz ve ondan sonra şöyle ikiye katlıyoruz. Çok hafif biraz şöyle patateslerimize de şöyle dokunup hemen şöyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ve şöyle ızgaramızı atıyoruz. Evet şöyle. Evet şöyle atıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi o da yavaş yavaş hazırlansın. Yanınıza verdim Ayşegül Hanım. İşte hemen tamam. Yanınızdaydı. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili dinleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde hamurumuz kızarıyor. Gördüğünüz gibi kesinlikle çok aşırı tavanızda yağ kullanmanıza da gerek yok. Hemen böyle kolay güzel bir şekilde de pişirme sağladığı gibi. Şöyle diğer tavamızda da çok hafif bir şekilde şöyle yağımızda hamurlarımızı kızartıyoruz. Evet şöyle. İki tane kaldı. Onları da açalım. Ondan sonra. Evet. Şöyle iki tane son hamurumuz kalmıştı. Sevgili izleyicilerimiz. Onları da güzelce bir şekilde açtıktan sonra. Ondan sonra güzel bir büfteğimiz var. Ona geçiş yapmamız gerekiyor. Şöyle hemen hamurumuzu. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hafif unumuzun yardımıyla. Hemen açıyoruz. Şöyle açtıktan sonra sevgili izleyicilerimiz hemen ne yapıyoruz? Şöyle patatesimizden de alıp şöyle içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen. Evet. Şimdi hamur işi yapıyoruz. Güzel sen patatesi de hazırlıyorsun usta. Bence Yusuf Bey'in de
Hatırlayacaktır gerçi Malatya yöresinden. Bak Malatyalıymış kendisi. Güzel böyle yemekleri var. Onların da kömbeleri var değil mi? Evet çok güzel yavrum. Evet, hem patatesli hem kıymalı olur. Bir an aklıma o geldi açıkçası. Evet şöyle yağsız olanı da bir göster. Şöyle Niyazi bir görsün. Bu da yağsız Niyazi. Al yağsız Niyazi. Evet yağsız Niyazi. Çok güzel soğanlı kuşbaşı etten ve patatesli şahane olur. Harika olur. Kömbe. Evet. Çok güzel olur. Evet şöyle yavaş yavaş seyircilerimiz biz de ne yapıyoruz? Şöyle son hamurumuzu da açalım. Ondan sonra Ayşegül Hanım bize büfteğimizin malzemesini saysın ve ondan sonra hemen büfteğimize geçiş yapacağız. Evet şöyle. Yusuf Bey ile beraber hazırlayacağız tabii büfteği. Tabii ki Yusuf Bey yanıma alacağım. Şöyle ortalığı toparladıktan sonra. Ben şimdi et işine karışmıyorum. Mutfakta hanımlar becerikli ama et işinde erkeklerin eline değecek yok. Ben kesinlikle o konuda... yani asla. Ankara'ya gelirsen size şahane bir mangal yaparım Allah kendi elimle. Allah razı olsun. Çok teşekkür olsun. Ediyoruz. Gerçi şimdi biz hanımlar da artık mangal yapmaktan erinmiyoruz. Evet. Robotumuzda gerçekten evet. Çok güzel böyle sizin mangallar yapabiliyoruz. Sizin çok orijinal robotlarınız var. Çok orijinal, özellikli. Orijinal tabii sağlıklı, kokusuz, lezzetli. Evet. Çok güzel kesinlikle biliyorsunuz. Alternatif enerjili hem yağ hem tüple kullanıyoruz hem elektrikle. Evet. Bayanlar için de artık mangal yapmak eziyet değil. Kesinlikle. Güzel bir şekilde kızardı herhalde o da. Evet onu da aldı. Şunu da koyalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi sevgili cinlerimiz kesinlikle çok fazla yağ gerek kalmadan hemen kolay pişirimle sağlıyor ve hamurlarımızı hazırladık. Güzelce bir şekilde mayalı hamurumuz, böreğimiz hemen hazırlandı, pişti. Ve öbürü de aynı şekilde yağsız bir şekilde pişiriyor. Siz görün diye bunları normalde yağın içinde yapmamız gerekiyordu. Ama biz ne yaptık? Yağın içinde yapmadık, robotumuzda hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Bu da size robotumuzun ne kadar kullanışlı olduğunu ve ne kadar güzel bir şekilde her şeyi yaptığının bir göstergesidir. Şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım hemen kızarsın. Bana şimdi tekrardan bir tane daha robotumuz gerekli olacak Ayşegül Hanım. Şöyle bir tanesini bana verirsen ben şimdi Yusuf Bey'le beraber yemeğimize geçiş yapacağız. Evet usta depoda bir sürü sen yeter ki robot iste. Ayşegül Hanım şimdi beni depoya kadar yorma ama değil mi? Depoya kadar mı yoracaksın beni? Ne yapayım yani depoya kadar yorulacaksınız. Tamam. Öyle mi yapalım? Öyle yapacaksınız artık. Evet. Şöyle ben tezgahı o zaman toparlayayım. Evet. Evet şöyle. Hemen tezgahımızı toparlayalım. Ondan sonra Yusuf Bey ben yanıma doğru alacağım şöyle. Hazırım dediğiniz an gelirim ben. Evet. Şöyle ufaktan. Depo deyince herkes inanmıyor ama dolabımızda gerçekten böyle robotumuzun tepsileri dolu. Usta istediğin kadar sen tepsi iste ben hemen sana şu teşekkür an hazırlıyorum. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Büfteğimizi de ne yapacağız? O zaman robotumuzun tepsisinde yapacağız. Çok güzel bir selam oldu. Ben de kesinlikle Yusuf Bey'e katılıyorum. Tüm evet. insanlığa, tüm ülkemize selamlar gönderiyoruz tabii ki. Mutfağımızda bizleri izlemeye devam edin diyorum. Kolay kurulumu. Hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.